Şimdi bir açıklama yapacağım. Bu açıklama tam Zafer'in deyimiyle acaba kime present for you olacak onu da merak ediyorum. Sen arada böyle set İngilizce kelimeler filan. Hayırlısı her şeyin hayırlısı olsun. Yapacak bir şey almadı Esra Hanım yani. Biz buraya ne için geldik? Ne için geldin, ne oldu? Aynen. Bazen olan her şeyde hayır vardır. Tabii bizim için ne kadar hayırlı olup olmadığını biz o gün anlayamayız. Ama zaman bunu gösterir. Sen barışmak için geldin ama ne oldu? Ayrıldık. Bitti. Ne oldu Yasemin? Boşandık. Sevgili seyirciler, çiftimiz bugün Küçükçekmece Aile Mahkemesi'nde duruşmada anlaşmalı olarak boşandı. Buyurun. Ben boşanma detaylarını biraz sonra Ahmet Bey'den alacağım ama... Ben artık... Söyleyecek bir şey yok artık yani. İkimizin de Allah yolunu açık etsin. Yoruldum. Artık ben 60 gündür benim anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. Fitil fitil geldi. Ben bu saatten sonra daha başta ne söyleyebilirim Esra Hanım? Yani ben buraya ne amaçla geldim? Ben tam bugün 16. günü, 16 gündür ben buradayım. Onun haricinde zaten bu 60 gün içerisinde belki 30 defa ben onların köyüne gittim. Yani insan bir kere der ki ya benim en kızdığım şey bir tane mesaja cevap verilmez mi? Bir tane aramaya dönülmez mi? Yani aç, küfret, kapat telefonu. Ama bir kere aç. Açmadı. En sonunda gittim, tarlanın içinde bizi görüştürdüler. Başımda başçavuş var. Tam şu şekilde. Ya bu benim eşim değil mi? Seni istemeyen ya da artık arzu etmeyen, o evliliği sürdürmek onun canı sağ olsun, istemeyen bir tarafla... Bitmiştir artık Esra Hanım. Daha fazla da uzatmanın manası... O ilişki manası. İçin çaba harcamaya değer mi? Sana da yazık. Ben çok yıprandım. Gerçekten çok yıprandım. Yani insanlar... Bak dün benim dayım aradı Almanya'dan buraya ama bağlanmadı. Ha, ne dedi? Kaynanam... Hani dedi ya bu sırf para için boşanmıyor. Hı hı. Gece dayım aradı beni. Oğlum bir de bağlamadılar. Bağlansaydım ben ona parayı gönderecektim. Hı hı. Bizimle, biz de arkasında senin arkanda olduğunu bilsinler. Anladım. Değer mi? Bizim... Sen artık kendi hayatına bitti. Bakacaksın. Aynen. Bir adliye veterimiz bugün de... var. Bir dakika, adliye veterisi peki. Var. Bir gelsin bugün neler yaşandı. Bir görelim. Protokoller hazır. İmza altına alacaksınız. Hadi hayırlı olsun Yasemin Hanım. Ben seni canımdan çok sevmedim mi güzelim? Ben sana... Ömrümü vermedim mi güzelim? Evet, bugün Küçükçekmece Aile Adliyesi'ne geldik. Tarafların anlaşmalı boşanmaları için gerekli müracaatlarda bulunmak üzere gelmiş bulunmaktayız. Adliyeye giriş yapalım. Zafer Bey ve Yasemin Hanım'ın Küçükçekmece Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak boşandılar. Zafer Bey bugün çok üzgündü. Siz ne söylemek istersiniz onun için? Benim söylediklerime kulak asmadı. Sonucu bu oldu. Ne diyeceğim bilmiyorum yani. Bitti yani. Ben buraya barışmak için geldim. Af dilemek için geldim. Yaptığım hataların farkındaydım ama olmadı. Allah yolunu açık etsin. Yani ben artık bir şey diyemiyorum yani. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Önce dükkanı bir açacağım. Daha sonra ben bu kaynanamın peşini bırakmayacağım. İçimi nasıl yaktıysa kurban olduğum Allah da onun içini yaksın. Bu acı nasılsa öyle bir acı yaşasın ki dert versin Allah dermanını da bende bulsun. Desin ki ya Zafer benim nefesim ol desin bana. Benim nefesimi söktü buradan aldı. Sen niye geliyorsun? Bıraksana bir ya. Bırak bizi bir bırak. Bırakmadı. Ya insan der ki kızım gidin de bir görüşün bir oturun bir yemek yiyin ama yok. Kaynanam benim ciğerimi söktü. Ne kadar eşyalar varsa. Benim aldıklarım da dahil. Hepsini yükleyip göndereceğim. Kaynanam diyor ya sofra aldım diye. Kaç para sofra? Alayım ben sana 1 milyon tane buradan. Bak bu kadar beddua alıyor. Bir benden değil. Beddua aldığı insanlar çok. Tarafların birbirlerinden talepleri var mıydı? O süreçte sizdiniz avukatları. Evet, tarafların birbirlerinden herhangi bir şekilde maddi manevi tazminat, nafaka ve mal rejimine ilişkin herhangi bir talepleri bulunmadı. Bu şekilde boşandılar.
Şimdi biz genelde olaya böyle daha kadın açısından bakıyoruz ama sen mesela hani avukat mesleğinin dışında bir erkek tarafından baktığında Zafer'e bir öğüdün oldu mu? Evet, yani şöyle, şimdi Zafer Bey zaten biraz evvel de VTR'de de görünmüştü. Ben ne için geldim, ne duruma geldik diyordu. 60 gün boyunca evet Yasemin Hanım'a ulaşmaya çalışmış ancak bir türlü sonuç alamadı. Ve nitekim bugün yine adliyede müracaattan önce oturup protokolü imza altına almadan önce şahsi olarak ikisi gene birebir görüştüler. Bir 5-10 dakika görüşme sağladılar ancak yine olmadı. Yasemin Hanım hiçbir şekilde yanaşmadı. Siz bir erkek olarak şunu tavsiye ettiniz mi? Ya Zafer, hani ben olsam senin yerinde ben de bu evliliği bir an önce bitiririm. Hani bu kadar yalvarmaya değmez gibi bir telkinde bulundunuz. Ya mı? Zaten şöyle, Zafer Bey'in zaten yapacak başka bir durumu söz konusu değildi. Ha, tabii ki bir yandan da işi boşanmak istemeyip çekişmeli duruma da getirebilirdi. Ancak kendisi de medeni bir şekilde yine Yasemin Hanım'ı kırmayıp kendisi de medeni bir şekilde anlaşmalı hayatına olarak yazık, boşandı. Zamanına yazık. Gençliğine yazık. Değer mi? Değmez. Biraz önce şimdi arada bir dışarıda bir telefon geldi. Orada Yasemin'e de bir söz vermek istiyorum. Buyurun. Yani senin isteğin, senin kafanda artık bu evlilik bitmezdi. Çekilmez bir hale almıştı ama bugün boşandı. Ne hissediyorsun? Ya zamanında eğer hani birbirimizi dinleyebilseydik bu hale gelmezdik zaten. Hani bizim aramızda hiç kimse yok. Sürekli anneme laf söylüyor ya. Yani benim annem öyle bir şey yapacak biri değil. Bunu anlatamıyorum ona. Bakın hala daha ben duymadım o söylediklerini adliyenin önünde. Dinledim biraz. Yani hala daha anneme laf söylüyor. Ya bir insan eğer eşini seviyorsa ailesine sevmese bile saygı göstermek zorunda. Ben onun ailesine tek kelime kötü bir laf söylemedim. Söylemem. Çünkü o zaman eşimi seviyordum. Ama ya ben ondan o şeyi göremedim ya. Göremedim. Sürekli annem, 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 annem. Ya benim annem neymiş ya? Evet. Benim annem peki, ne koca yapmış? Koca olarak artık çekemiyorum. Ama aslında Zafer o kocalığın dışında insan olarak ve arkadaş olarak nasıl bir adam? Ya insan olarak, arkadaş olarak iyi. Ben onun insanlığını, arkadaşlığını hiçbir şey söylemiyorum ki. Bayramda, seyranda arar mısın onu? Yok. Ha? O dışarıya karşı ya, nasıl diyeyim? Sen de artık dışsın onun için. Dışarıya iyi, yani dışarıyı güldürüyor, içeriye ağlatıyor. Dışı seni, ben çok seviyorum. Neydi? Evin kötüsü, elin iyisi. Bitti. Bitti. Duyent, yani yapacak bir şey yok artık. Zaten şöyle gelebilir mi? Artık hayır, bitti. Yok, gelmesin. Niye? Ne yapacağım? Hayatım, yani bir şey olmuyor, merak etme. O kadar da değil. Onun canı ya sağ olsun. Ha? Gelmemi istemiyor, onun canı sağ olsun. Ya o lafları annemle alakalı, o lafları söyledikten sonra ben onları bilmiyordum, duymadım yani. Bak biz boşanmaya gittik, daha hala annemin lafı ne diyor, annemin lafı ne diyor. Yani annem ona hiçbir bak, şey bak, yapmadı buraya bak, ya. Buraya bir bak. Ya lütfen. Neye bak? Şurayı var ya, böyle söküp almak ne demek biliyor musun? Kalbini. Ya o lafları bana söyleyeceksin. Şöyle, ben senden söktü, boşanıyorum, annem değil. Söktü, bak şöyle lafları, söktü. Ya annem bak, değil ya. Bak, şey hala da laf söylüyorsun ya. Bak, hala anlamamakta ısrar ediyorsun. Ya boş ver ben Zafer. Kendim ben... istedim ya. Ben kendim istedim. Tamam. Yasemin tamam. Boşa. Abi boşandınız mı? Boşandınız. Evet. Helalleşir misiniz? İngilizce ama. Tabii. O kadar bilmiyorum. Helalleşebilirsiniz artık. O yani kadar bilmiyorum. Bu da benim bu, gerçekten bu programda bu kadar kavgaların, dövüşlerin arasında benim kendi zafer haneme, başarı haneme yazıyorum. Niye? O kavga eden, birbirlerini karalayan insanlar bir şekilde uzlaşıp şu sahneye geliyorlar ya, benim için başarı o. Ve siz birçok kişiye de örnek oluyorsunuz. Buyurun böyle. Helalleşin. Hakkınız şimdi geçti. Ekmeğinizi yediniz. Aynı yastığı paylaştınız. Son sözleriniz sürem de az. Hadi. Şöyle bir şey söyleyeyim Esra Hanım. Ben bunun hakkını ödeyemem. Orada da söyledim. Ben dedim senin hakkını ödeyemem. Bana dedim cani gönülden hakkını helal eder misin? Ona söyle. Hakkını helal eder misin? Helal olsun. Ya benden yöne de sana şey yok. Kat kat helali hoş olsun. Allah senden bin kere razı olsun. Bizim, ama ben senden tek bizim... bir şey istiyorum. Tek bir şey istiyorum. Bir daha annemle alakalı hiçbir yerde konuşma. Lütfen. Lütfen söz istiyorum senin senden. Olur. Söz. Söz benim ama annem çünkü hiç Zafer şey sen hayatın bak artık yeni startlara bak. Ay ben şeye gidiyorum. Şimdi dedi mi Esra Hanım? Şimdi telefon geldi. Ya bırak o telefonları, bak bu kadınla vedalaşıyorsun. Gel. Hadi. Allah'a emanet ol. Anan kurban olsun.
bir şey söylemen lazım ona. Kavga ile bitmeyecek. Sen de hakkını helal edeceksin. Helal olsun, ben helal ediyorum. Sen de son sözünü söyle. Yani dediğim gibi bundan sonra benim benle ilgili zaten kötü bir şey söylemiyor ama annemle de bana ilgili değil kötü, kız ona söyle. Annemle de ilgili kötü bir şey söylemeni istemiyorum. Çünkü benim bizim bu duruma gelmemizin sebebi annem değil, sensin. Demek neyse, ki birini sevmek değil, önemli olan Zafer Bey neymiş? Birbirini sevmek ve birbirinin hikayesine dair olabilir. Sizi uğurlayabilirim. Yolunuz açık olsun. Esra Hanım, buyurun. Çok teşekkür ederim. İşte buna uzlaşma diyorlar sevgili seyirciler. Gerçekten de o kavga eden insanları yan yana oturtup o hakkını helal et durumuna getirmek... Benim ve ekibim için çok da kolay bir süreç değil. Ama bir sorun daha çözdüğümüz için kendimizi mutlu hissediyoruz. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Sevdiklerinize not yazmayı ve bana göndermeyi unutmayın. Hoşçakalın.